Helal Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Gerekse hamuru gerekse şekli çok güzel, çok lezzetli bir poğaça. Bakın tel tel ayrılan harika bir hamuru var arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Şimdi poğaçamız için hemen şöyle 2 su bardağı ılık sütü kasemize alalım. Üzerine şöyle bir paket yaş mayayı bırakalım. Şöyle bir yemek kaşığı da şeker ilave edip mayamızı iyice eritelim. Evet, mayamızı ve şekerimizi erittikten sonra 2 adet yumurtamızı hamurumuzun içerisine koyalım. 1 su bardağı ayçiçek yağını boşaltalım. Güzelce çırpalım. Çırptıktan sonra azar azar ununu eklemeye geçelim. Şimdi önce 3 su bardağı koydum. Şöyle yoğurarak kıvamına bakacağım. Evet, kıvamı hala çok çabuk. Gördüğünüz gibi un eklemeye devam edeceğim. Şöyle bir 3 su bardağı daha ilave edeceğim. Şimdi 3. su bardağı unumu yanıma alıyorum. 2'den sonra dikkatli bir şekilde ekleyeceğim. Önce bunu karıştırayım. Evet, hala çok fazla ele yapışıyor. Şöyle yarım bardağını koyacağım. Yarısını da gerektiğinde koyacağım arkadaşlar. Siz de mutlaka ununu bu şekilde azar azar kontrollü koyun. Poğaçanızın kıvamı kaçmasın. Evet, poğaça hamurumuz hazır. O kadarcık un yeterli oldu. Gördüğünüz gibi çok elastik, çok yumuşak bir hamur olacak. Çok fazla ununu kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun üzerine kapatarak şöyle yarım saat 40 dakika kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın mutlaka. Eviniz soğuk ise fırınınızı az bir şey ısıtıp kapatıp içerisinde mayalayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer eviniz sıcaksa sıcak bir ortama bırakın. Şöyle kendi büyüklüğünün 2 katı olacak şekilde bekletin. Evet, hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Kendi büyüklüğünün 2 katına ulaştı. Hemen şöyle streç filmimizi alıyoruz. Hamurumuzun şu şekilde havasını alalım ki maya kokusundan kurtulsun. Şimdi şöyle hafifçe unladığımız tezgahımızı alalım. Veya hiç almadan şöyle bezeler yaparak tezgahımızın üzerine bezelerimizi koyabiliriz. Evet, avuç büyüklüğünde avucumuza sığacak şekilde bezeler yapalım. Hamurumuzun hepsini. Daha sonra iç malzemesini koymaya geçelim. Evet, hepsini bezeler haline getirdik. Hemen iç harcını koymaya geçelim. Şöyle elimizle yuvarlak bir şekilde açalım poğaçamızı. Şöyle beyaz peynirle maydanoz harcımızdan koyalım. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynirle maydanoz kullandım. Şimdi hamurumuzu şu şekilde önce iki yarısını şu şekilde, önce şu iki yarısının ağzını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu kısmı iki tarafına tekrar kapatıyoruz. Ama bu işlemi biraz sıkı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü açılabilir. İyice 4-5 kez üzerlerinden geçin. Ki poğaçada açılma olmasın. Hatta şöyle uzayan hamuru şöyle tekrar bastırın ki iyice yapışsın. Evet, bu şekilde fırın tepsimize alalım. Şimdi tekrar gösteriyorum. Biraz daha yakından göstereceğim. Evet, hamuru güzelce şu şekilde elimizle açıyoruz. Hemen ortasına bolca iç harcından koyuyoruz. Şöyle V harfi olacak şekilde iki ucunu şu şekilde peynirin üzerine doğru kapatıyoruz ve birbirine yapıştırıyoruz. Daha sonra şu tek tarafı da iki tarafına birlikte yapıştırıyoruz. İyice 3-4 kez üzerinden geçin mutlaka, tekrar açılma yapmasın arkadaşlar. Evet, bu şekilde fırın tepsimize alalım. Bütün hamurlarımızı bu şekilde, poğaçalarımızın hepsini güzelce şekillendirip tepsimize dizdik. Şimdi 2 tane yumurta sarısına şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Sütle iyice inceltiyorum yumurtayı. Ve poğaçalarımın üzerine güzelce bolca sürüyorum. Şeklinin renginin güzel kızarması için yumurtayı bolca sürmemiz lazım. Evet, tüm hepsini bu şekilde güzelce sürelim. Yumurta sarılarını da sürdük. Ben yumurtalarım küçük olduğu için 2 tane yumurta sarısı kullandım arkadaşlar. Siz bir tane büyük yumurtanın sarısını kullanabilirsiniz. Sarılarını sürdük. Şimdi 180 derecelik fırınımızda kızarana kadar pişiriyoruz. 35-40 dakika kadar bir sürede pişebilir. Yine de fırınıza mutlaka göz atın, kontrol edin. Evet arkadaşlar, poğaçalarım nar gibi kızardı. Fırından çıktılar. Tam olarak 35 dakikada pişti. Çok sıcak. Biraz acele ettim. Hemen size şöyle bir tanesini alıp göstermek istiyorum. Bakın, tel tel, inanılmaz güzel, inanılmaz yumuşak. Çok lezzetli bir poğaça oldu. Çok sıcak, elimde bile tutamıyorum. Hemen şöyle bölerek size iç dokusunu da göstereyim. Ay, üflemek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Bakın, nefis bir poğaça oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Harika bir şey. Gerçekten gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Çok garantili bir tariftir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, varsa vaktiniz yorum bırakmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.